Giriyor muyuz? Giriyoruz. Giriyoruz artık. Bilmiyor. İzleyicilerimiz başladık mı? Yok. Şahin başladık mı? Işık yandı. Vallahi çok güzel. Vallahi arkadaşlar, Doğuş TV izleyicilerimiz, yani bizler internet üzerinden yayın yapıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz Doğuş TV ekranlarımıza. Evet, bu hafta tabii iki hafta ara verdim. Hem bayram, bu arada geçmiş bayramımız kutlu olsun. Hem bir de 18 Temmuz'a denk geldi programım. Orada da böyle bir şey yaşadık. Yani böyle nasıl diyeyim ben size, bir aksaklık yaşadık. Herhalde doğum günüm daha bir şey geldi benim böyle, ama yok. Yok, gerçekten öyle değil. Bayramdan sonraki haftaya denk geldiği için 18 Temmuz programımızı denk getiremedik. Çünkü neden? İzinli olan arkadaşlarımız vardı teknik ekipte. Bu yüzden programımızı gerçekleştiremedik diyoruz. Ve bayramdan sonraki ilk programıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ben Gamze Şahin. Ve tabii ki yine çok muhteşem iki konuğumla birlikteyim. İki konuğum, her zaman biliyorsunuz tek konuk alıyordum, ama bu hafta iki kumruyu konuk aldım. Çünkü kumru gibiler gerçekten. Fikret İflazi gördüğünüz gibi ve Songül İflazi yıllardır onlarla birlikte güzel projelere imzalarımızı attık. İnşallah en kısa zamanda yepyeni ve çok güzel bir projeyle yine huzurlarınızda olacağız. Ama şunu söylemek istiyorum. Fikret İflazi Hatay denilince, Fikret İflazi denilince aranjör, solist, müzik, usta, daha ne diyebilirim ki? Yani hoca denildiği zaman müzik olarak, yani Fikret hocamızı gerçekten tektir, tek geçerim her konuda. Yani notayı ters çevirin, sizlere şarkıları söyler eder. Yani şan dersi bile veriyor yani gerçekten. Şarkıları bile şöyle şöyle söyleyeceğim, şöyle şöyle oturtturacağım diyor. Eşi aynı zamanda Songül Hanım, hem konservatuar mezunu, hem bir de önceleri tabii ki ev hanımlığı yaptı. Biraz bizim teşvikimizle de sanat camiasına atıldı diyoruz. Gerisini kendilerinden dinleyeceğiz diyoruz efendim sohbetimizde. Ama ilk önce şöyle bir güzel bir sanat müziği hastası kendileri bu arada. Gerçekten kendileri albüm de çıkardılar, ondan da bahsedeceğiz. Ama sanat müziği aşı. Ama şöyle ki Fikret abi var ya, Fikret abi diyorum ya usta, hocam usta, kusura bakmayın. Fikret hocamız var ya, inanır mısınız, şarkılarla resmen böyle bir şarkılar ayrı bir ruh kazanıyor kendisinde. O ruhu sizlerle birlikte paylaşayım diyor. Abi şimdi paylaşalım. Hoş geldiniz diyoruz. Tekrar önce bir şarkıyla sonra sohbetimize geçelim. Mükemmel. Ben çok heyecanlıyım.
taşlara. Fikret İflazi yalnız şöyle söyleyeyim, Mustafa Murat mıdır demiş ki ses gelmiyor demiş arkadaşımız. Yayın var ama ses yok diye yazılmış. Umarım bende mi sorun diyor. Ama diğer arkadaşlara ses gidiyor mu? İyi yayınlar dilerim Fikret Hocam. Hoş geldin diyor. Mustafa Murat mıdır yine aynı zamanda ama ses gelmiyor demiş. Evet, internet üzerinden yayın yapıyoruz arkadaşlar. Yine bir takım şeyler varsa onları da bize bildirirseniz iyi olur. Şu an ses geliyor mu acaba? Ha, gıcırtı yapıyor diyor. Seste sıkıntı var, gıcırtı yapıyor diyor. Evet, evet, biraz belki şey olabilir. Çünkü onu biz düzeltmeye çalıştık ama şu an bizde böyle bir şey yok. Belki de sizden dolayı kaynaklı oluyor olabilir. Evet, diğer izleyicilerimize de evet, Mehmet yapıyor demiş ki seste sıkıntı var, gıcırtı yapıyor diyor. Yine başka bir izleyicimiz. Evet, biz de bir dinleyelim buradan, bir ayarlamaya çalışalım. Evet, bu yüzden biraz geciktik de arkadaşlar. Evet, seste biraz problemler oldu internetlerinde herhalde. Biraz evet, istekler varsa yine Doğuş TV ekranlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz diyorum. Yine Facebook üzerinden, Instagram üzerinden, YouTube kanalımız üzerinden, Twitter üzerinden bizlere yazabilirsiniz diyoruz. Yine Sedat Şahin. Ha, Sedat Şahin bizi izliyor. Evet, sayfayı yeniledim ama ses yok. Hışırtı yapıyor diyor. Mustafa Murat mıdır? Evet, mutlaka düzeltilir. Mutlaka düzeltilir. Evet, sayın izleyicilerimiz. Evet, şu an nasıl? Çok merak ediyorum. Ben de biraz... Efendim? Bizde ses var mı? Yayında ses güzel. Tamam, çok güzel. Yani ben de böyle bazen tedirgin olabiliyorum. Olabiliyorum yani seslerde sıkıntı olduğu zaman. Evet, Songül İflazi, Fikret İflazi. Harika bir çiftsiniz. Canım. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Çok teşekkür ederim. Her zaman takdir etmişimdir. Her zaman da şunu söylüyorum. Damarlarında sanat ruhu olan çiftlerde olsun, eşlerde olsun veya bir kişide olsun. Her zaman bir saygı vardır, sevgi vardır, iyimserlik vardır, hoşgörü vardır. Aynen. Sizde de bunu ben yıllardır gördüm zaten. Nasıl başarabiliyorsunuz bu durumu? Önce Fikret Hoca konuşsun. Fikret Hocam, önce Fikret öyle bir şey konuşsun. Ki ben bunu da fark ettim. Bir haftadır da bir yerlere birlikte gidip geliyoruz. Yani çünkü güzel bir projemiz var, onun hazırlığını yapıyoruz. İnşallah sürprizle geleceğim. Songül Hanım her zaman Fikret Hocam şöyleydi değil mi? Fikret Hocam böyleydi değil mi? diyor ve ben gerçekten...
imrenerek sizleri seyrediyoruz. Ay canım, Allah da mutluluğunuzu canım, tekrar tekrar daim etsin diyorum. Evet Fikret Hocam, bunu neye borçlusunuz? Müzikten mi konuşalım? Aşktan mı konuşalım? Müzikten de, aşktan da, her şeyden. Ya şöyle aslında, ya evlilik olayı kolay değil bir kere. Bunu herkes biliyor. Yakın zaten. Yakın mikrofonumuzu rahat, normal konuşalım. Evet, tamam. Benim mikrofonum olmadığı için konuşuyorum. Sen mikrofonla konuşabilirsiniz. İster istemez birlikte yaşadığınız zaman kavgalar mutlaka olur. Anlaşmazlıklar olur. Ama bir taraf konuşurken bir taraf susması gerekir. Hep biz onu yapıyoruz herhalde. Günel susan hangi şarkı taraf oluyor? Ben oluyorum herhalde. İyi, çok güzel. Sizce çok bazen değişiyor tabii. Her şeyi saygı ve sevgiyle bağlıyorum. Saygı ve sevgi olduktan sonra bütün aşklar devam eder. Sonuna kadar. Aşamayacağımız hiçbir sorun yok diyorsunuz. Sadece saygı. Biraz pek saygı, biraz sevgi. Ortak yönümüzün de müzik olması herhalde biraz. Evet, biraz yani. Öyle oluyor. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim. Yıllar öncesine gidelim. Songül Hanım'a ilk armağan ettiğiniz şarkıyı burada dinleyebilir miyiz? Böyle mesela. Çok zor hatırlayamaz. Bak hiç prova falan yapmadım. Spontane gelişecek. Spontane doğal yani. Ben böyle bazen böyle şeye vuruyorum yani böyle. Hiç prova yapmadık. Aynen. Aslında bir mazimiz var. Nasıl? Daha sizinle de mazimiz var. O şarkıyı söylesin bize. Bana ilk şarkıyı kendisi söyledi. Beni etkilediği bir şarkı var. O şarkıdan sonra biz zaten... Bak neyi buldum bak, nereden nereye geçtik. Bak unutmamış, görüyor musun şarkının ismini de söylüyorsun. Bana şarkı edin. Aslında öyle aşık olmuş ama. Evet, dernekteyken. Hadi dinleyin. O değil de şey olabilir. Bak o değil de diyor, onu nereden nereye koyuyor bak, görüyor musun? Yok, her iki tane şarkı vardı. Bizi de benim tabii festival ve Hatay birinciliği getirdi bana. Tabii öyle ki. Mi? Hatta TRT'yi de çeyrek puanla kaybettiğim bir şarkıydı. Uşak Makamı. Hadi dinleyelim o zaman. Söyle sevgili. Söyle sevgili, söyle. Dalayırılır mı gülünden?
gece. Nefsün ettin ruhuma böyle. Söyle sevgili, sevgili söyle sevgili söyle. Allah'ım, Allah'ım, ben mest oldum yani, ben mest oldum gerçekten. Tamamen harika. Spontane gelişti, yıllardır okumuyorum bu eseri. Aslında şöyle bir şey var, şunu da söyleyeyim Gamzeciğim. Ben de konuşmayı severim bilirsin. Biliyorum. Daha önceden spikerlik de var biliyorsun. Evde çeneyi ben yaparım ama Fikret Hoca susar. O sadece şeyde, Kubeist'te, programda, aranjede. Ama sinir anında, o sinirlendiği zaman ben susuyorum tabii ki. Orada haddimi biliyorum. Bizim aldığımız eğitimler, işte okuduğumuz eserler, eski eserler, tüm musiki şinas dostlar bilir zaten. Hala da işte musiki derneklerinde meşk ediliyor eserler. Ama şimdi sahnelerde maalesef hiçbiri yoktur. Şu an sahnelerde çok, ben... Çok hakikaten de notası zor olan eserler var. Mesela Kürdül İcazkar olsun. Biz her şeyi okuyoruz aslında. Ve yıllardır da zannediyorum bir 7-8 yıldır okumuyorum ben bu eseri. Çünkü sahnelerdeyiz. Evet. Sahnelerde hiç istek olmuyor. Vallahi çok jenerasyon tabii ki değişiyor. Evet, ilerliyor, değişiyor. Şimdi mesela ben sen bu arada çok iyi bir annesin de. Yani Songül Hanım ailesi için, çocukları için bir müddet, bayağı bir müddet yani müzikten uzun bir süre uzak kaldın. Hatta konservatuvara şeye de gitmedin yani, her şeyi bıraktın. Şu an çok güzel, çok iki tane güzel, Allah bahtların şanslarını açık etsin, Nihavent ve Segah adında iki tane evladı var. Yani o kadar müzik aşığı iki çift, bir çift ki, iki çift demiş ya, bir çift yani. Çocukların isimleri bile Nihavent ve Segah. Yani o kadar güzel. Fikret Hoca onun esprisini çok yapar aslında. Nasıl? Nasıl yani? Allah'tan şey değil, kaportacı. Kaportacı değildim Allah'tan diyor. Çok iyi. İyi ki kaportacı değilim, biri pense biri kafeden olurdu. Yani ya, tabii ki onların da emekleri ayrı tabii, yani. Tabii. Onların da emekleri ayrı. Yani düşünsene, bir pense olmasa yani bir elektriği nasıl takacaklar? Düşünsene bir evin içinde elektrik bozulsa, bir arabanın bir şeyi bozulsa nasıl takılacaklar edecekler? Onlar da ayrı bir şey tabii yani. Onlar da güzel. Ama gerçekten tabii onlar için bayağı bir fedakarlık yaptım ve şu an Allah şansların bahtlarını açık etsin yapmak diyorum. Yapmak zorundayız. Yine. Ben anneliğin çok üstün olduğunu biliyorum. Her şeyi de herkes biliyor ki zaten sen de biliyorsun. Sen de harika bir annesin. İki sene ben de ara verdim güzel, kızım için. Güzel kuzumuz için. Hakikaten de kutsal. Kutsal. Annen kutsal. Bekarsın. Çarşıya çıkıyorsun. İstediğin şeyi alabiliyorsun kendine. Ama evlendikten sonra, evlatların olduktan sonra mağazaları gezerken illaki çocuk mağazaları en başta oluyor. Kendini unutuyorsun o zaman. Ve gerçekten öyle oluyor sayın izleyicilerim. Çıkıyorum diyorum, kendime şöyle bir şeyler alacağım diyorum. Tabii benim cimcimek kızım yanımda. Kendime bir şey almadan eve dönüyorum, bakıyorum çantalar ona doldurmuşum. Aynen öyle. Annelik böyle bir şey, beden yapılması gereken bir durum aslında. Sadece ben değil aslında, birçok annelerimizin de benim gibi farkındayım. Peki o zaman Fikret Hocam, annelerimizle, çocuklarımızla böyle ortak bir şarkı, bir parça ne gönderebiliriz? Size bırakıyoruz üstadım. Ben Fikret Hoca'yı fazla konuşturmayayım. Şarkı söyle, sen onun yerine de konuşabilirsin canım. Sen de thank you.
Dur. Bir saniye. Gamze Hanım. Demin şarkı söylerken mikrofon kapalıydı. Bir daha söyleyeceğim bu şarkıyı. Yapma. Tabii. Ya bu şanssızlık böyle. Bir daha yapalım. Hadi bir daha tekrar et. Fikret hocamız ne yapalım yani? Ne bileyim. Bugün aksilikler var. Bugün bütün herhalde şey yapacağız biz. Kesinlikle yani bir tavan yapacağız. Bir yol var ama her yerde tuzak. Bir yol daha var, dönmekte yasak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Gel vazgeçelim hiç zorlamadan. Sen aklı selim, ben yorgun adam. Bir yer bulalım, dünyadan uzak. Bir yer bulalım, dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade. Bir yer bulalım dünyadan uzak, bir yer bulalım. Dünyadan uzak. Bir yer bulamayız dediğim gibi yani. Şuradan şuraya gitmek bile zamzam üstüne, zamzam üstüne. Thank you.
akşam güneşi, akşam güneşi. Harikasın, harikasın Songül'cüğüm. Her zaman demişimdir. Hatay'da, Türkiye'de bile diyebilirim yani. Fikret İflazi, Songül İflazi. Yani böyle, hani böyle çıkıyorlar ya, böyle söylüyorlar, ediyorlar yani. Böyle bir şarkı ezberliyorlar, iki şarkı, üç şarkı, beş şarkıyla, on şarkıyla çıkıyorlar. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Yani diyorlar da, reklamlarını da yapıyorlar vallahi. Yani böyle 3-5 şarkıyla sanatçı olunmuyor. O böyle notaları yutmadan, etmeden, saygıyı, kariyeri, kişiliği bilmeden sanatçı olunmuyor. Böyle nasıl diyeyim yani, yanlış anlama Songül'cüğüm. Böyle çıkıyorlar, oturuyorlar böyle, koyuyorlar önlerine, yok götür, yok bilmem ne. Yani sözüm birkaç kişiye yani, yani sanatçıyım deyip geçinenlere. Sizler ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Sizler sanatçıyım diyen insanların haklarını yiyorsunuz. Çok açık benim, söylüyorum. Açık söylüyorum. Çünkü neden? 3-5 şarkı bilip sahnelere çıkıp ya ben sanatçıyım deyip böyle ustaların, böyle sanatçıların aslında hakkını yiyorsunuz. Açık söylüyorum. İsterseniz beni yanlış anlayın. Doğruya doğru. Bunu kimse inkar edemez. Bunu aslında işveren geldiği zaman konuşuyoruz bazen arkadaşlarla. Hak yeme olayına gelince bu çok doğru. Hak yeniyor. Onun dışında herkes ekmeğini kazanmak zorunda diyorum ben. Evet. Kazanıyor. Kötü olmazsa iyi var olmaz. Bunun da yanındayım. Kıymetimizin bilindiğinin farkındayım. Ama bazen mesela şurada esefleniyorum ben. Bizi bazı işveren arkadaşlarımız, kardeşlerimiz Boğaziçi'nde oturup devamlı oturarak eser okuyorduk ya, bir de hani konservatuar dili falan, zannediyorlar ki biz hiç güncel şarkı okumuyoruz. Öyle bir şey sürekli yok. Sanat müziği tabii, söylüyorsunuz şey zannediyorlar. Yok. Her tür okuyoruz. İnanın biliyorsun ben Arapça da okuyorum iyi kötü. İddialı dinleyeceğiz değilim. Şimdi zaten i̇ddialı dinleyeceğiz. Değilim. Hemen Fikret hocamız hazırlasın i̇ddialı zaten. Değilim. Bunu herkese de söylüyorum. Okumaya çalışıyorum. Duygumla götürüyorum aslında. Duygum güzeldir. O konuda hiç
şey vermeyeceğim ama duygu dışında Arapça çok ağır bir dildir. Ağır olduğu için bazen kelimede aksanda tabii ki biraz farklılıklar olabilir. Evet. Yani ne kadar sürçülisa ettikse akola diyerekten okuyoruz eserlerimizi. Ama her şeyi okuyoruz. Sahnede her şey var. Aynen adam. Ama şimdi şu da var. Mesela bir insanın bir tarzı vardır. Mesela ben iyi bir dansçıyım. İyi dans ederim. Solist olarak repertuarım Anadolu rock'tır. Evet. Rock söylüyorum. Evet. Kalkıp ben arabesk okuyamam. Evet. Mesela. Ama nedir mesela? Şu an mesela bana birkaç yerden teklif geldi. Dediler işte böyle böyle Gamze Hanım. Ben bağlanamıyorum. Ben bir yere bağlanamıyorum. Çünkü neden? Düğünler, organizasyonlar, ekstralar. Çünkü biraz yoğunlukta olduğu için dans üzerine. Yani solist olarak bağlanamıyorum. Çünkü neden? Bir de şöyle orkestra tarzı da çıktığın zaman bu sefer mekancıyı da kaldırmıyor. Orkestra çalıştığın zaman mekancıya ağır geliyor. Bir restoran işletmecisine ağır geliyor. Zaten bir müşteri bir restoranta gittiği zaman Allah var yani bir kira ücreti, aylık bir kira ücreti ödeyip çıkıyor o restoranttan. Şimdi biz orada bir çıktığımız zaman, bizi onur edecek olan misafirlerimiz davet ettiğimiz zaman, kalkıp bir kira ücreti de bıraktıkları zaman restoranda her iki tarafta mağdur kalıyor. Aynen. Yani bunu nasıl bir de dengeye sağlayacaklar, nasıl denge olacak onu çok merak ediyorum. Aslında şu an denge hiçbir yerde yok. Denge hiçbir yerde yok tabii ki. Hiçbir yerde yok yani bilmiyoruz. Ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyoruz. Bazen iş geliyor, ben ne fiyat vereceğimi bile bilmiyorum. Aynen. Yani mesela geçen hafta bir yine abimizin bir oteline gittik. Abi diyoruz işte bir gece konaklayacağız, böyle çocuk havuza girsin falan. Diyoruz ne kadar diyoruz, ya ben ne kadar desem ki acaba diyor. Yani gerçekten bu duruma düştük. Kesinlikle. O zaman bunu motive etmek için biraz şöyle bir iki tane böyle peş peşe hareketli alabilir miyiz Fikret hareketli, hocam? Hareketli. Bir hareketli alalım. Bir hareketli alalım, şöyle bir takmayalım diyelim. Böyle enerjimizi güzel gönderelim. Hadi bakalım. Çiçek açmış. Nereden nereye girdi? Ne bileyim, ayva çiçek açmış dedi. Dengeyi kurduk. Hareketlenildiği zaman ne bereket vardır. Değil mi? Nerede hareket orada bereket. Hadi, hadi, hadi bakalım. Ayva çiçek açmış. Yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçer? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım vallahi yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diyerek haydi. Beni öldürmeye fermanın mı? Ağlamaya, sızlamaya dermanın mı var? Yandım vallahi yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diyerek kaldırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Allah Allah. Seviyorum diyerek
kandırma beni. Yandım vallahi yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Evet. Bu kadar. Ben istek istesem olur mu? Olur. Hocadan. Olur. Doktor. Aa evet, bir arabeska bağlayalım şöyle şimdi oynadıktan sonra. Bir arabeske bağlayalım. Ya bu zamanda kimsenin oynayısı da yok kimsenin zaten. Herkesin morali bozuk. Kimse oynamaz. Niye? Hareketli şarkıları. Zamdan konuştuktan sonra mı? Zam dedik. Kemal Sunal için burada bayılıp gideceğiz. Yok anam yok. Biz Türk milleti alışığız acının arkasından sonra oynamaya. Alışığız. Merak etme, alıştırdılar yani. Alıştırdılar. Alıştık bir ağlamaya, bir piyano oynamaya. Piyano eşliğinde hadi. Hadi bakalım. Çaresiz derdimin sebebi belli, dermanı yaramda arama doktor. Çaresiz derdimin sebebi belli, dermanı yaramda arama doktor. Şifa bulmaz gönlüm senin elinde, boşuna benimle uğraşma doktor. Şifa bulmaz gönlüm senin elinde, boşuna benimle uğraşma doktor. Aşk yarasıdır bu, ilaç kapatmaz. Verdiğin teselli beni avutmaz. Aşk yarasıdır bu, ilaç kapatmaz. Verdiğin teselli beni avutmaz. Dermanı yardadır, sende bulunmaz. Boşuna benimle uğraşma doktor. Derman yardadır, sende bulunmaz. Boşuna benimle uğraşma doktor. Dokunma, dokunma benim gönül yarama, dokunma bedenim de değil, kalbimde sızım. Tek alışkanlığım bir zalim sevdim. Bedenimde değil, kalbimde sızım. Tek alışkanlığım bir zalim sevdim. Sen çekil aradan, sevdiğim gelsin. Boşuna benimle uğraşma doktor. Sen çekil aradan, sevdiğim gelsin. Boşuna benimle uğraşma doktor.
Aşk yarasıdır bu, ilaç kapatmaz. Verdiğin teselli beni avutmaz. Aşk yarasıdır bu, ilaç kapatmaz. Verdiğin teselli beni avutmaz. Derman uyardadır, sende bulunmaz. Boşuna benimle uğraşma doktor. Derman uyardadır, sende bulunmaz. Boşuna benimle uğraşma doktor. Dokunma, dokunma benim gönül yarama. Dokunma doktor. Eyvallah, sağ olun. Fazla bağırmadan etme ama o tınıyı vermek de güzel. Aynen. O tınıyı duyurmak, o hissi duymak. Burada pek veremiyorum güzel. Şu anda. Şimdi öyle bir şey, bir macera geldi ki bizim başımıza. Ben sırtını anlatayım Fikret hocamızla. Biraz da siz dinleyin. Bir gün neredeyiz? İstanbul'dayız. Ama nerede? Boğaz Köprüsü'ndeyiz. Sesim geliyor mu? Boğaz Köprüsü'ndeyiz. Kim var? Tabii ki müzisyenler olarak toplanmışız bir arabaya, dört kafadar. Hatay'dan çıktık yola, nereye? İstanbul'a gittik. İstanbul'da da birkaç stüdyoya gittik. Tam dönüyoruz, Boğaz Köprüsü'ndeyiz ve Boğaz Köprüsü o kadar kalabalık ki Fikret hocamız arkada oturuyor, Tolga Yaman arkada oturuyor, Gökhan Bey arabayı sürüyor, ben yanında oturuyorum. Ve tabii ki trafik çok yoğun, Boğaz Köprüsü. Şey dedik ki, Gökhan Bey dedi ki, Fikret Hoca dedi, şöyle dedi, bize bir dedi, bir tane patlat dedi, belki dedi köprüde dedi, sesimizi duyan olur da meşhur oluruz dedi. Fikret Hoca oradan böyle elini koydu böyle cama. Ben elimi koyacağım, sen bir giriş yap Fikret Hocam. Ha. Ben elimi koyuyorum, hemen parçaya girdi, başladı. Medet ya sahib elim dağıt. Girdi. Tabii ki orada bütün arabaların korku şeyleri açıktı, müzikleri. Bir baktık hepsi sustu. Hepsi sustu, Fikret Hoca'yı dinliyorlar. Bir baktık ve iki dakikaya kalmadı. Bizim önümüz açıldı. Bizim önümüz açıldı. Trafik açıldı yani. Trafik açıldı. Bu ses nereden geliyor? Ama gerçi yandaki arabada ne dedi? Devam, devam hocam dedi, devam dedi. O parçayı alabilir miyim? Sonra diğer konuya geçeceğim. Motivasyon. Esmezum han bir din mi var bahçelerde? Yurdun mu var? Helal. Ben cileyim derdin. Ötme bülbül. Bilirim aşıksın güle, gülün derdinden kim bile. Bahçedeki gonca güle dolaşıp söz atma bülbül. Bilirim aşıksın bir de cunu. Şu cihanda olan da
başıma bülbül. Medet ya sahib elimden. Çok güzel. Evet, sağ ol. Bir de diğer maceramız Ramazan ayıydı. Eyvah. Evdeydik. Tam saat 3. Segah o zaman daha 40'ındaydı. He. Segah daha 40'ında evdeyiz. Böyle hafif çalışma yapıyoruz. Hiç mikrofon yok, bir şey yok. Bir an böyle Fikret abi mutfakta şahlandı böyle, oturuyorduk. Böyle müzisyeniz yani, o alışmışız sabahlara kadar oturmaya. Ramazan ayı, tabii gündüzleri iş yok, güç yok. Sürekli müzikle uğraşıyoruz. Yine aynı şekilde bir girdi saat 2'de şarkıya. Bir baktık Aksaray mahallesinde, Hatay'da Aksaray mahallesinde bütün evin ışıkları yandı. Millet sahura kalktı. Abi ne maceraydı ya. Çok güzel günlerimizdi. Gerçekten inşallah her zaman öyle de olur diyorum ben. Yani gerçekten harika. Evet, Gökhan Çiçek demiş ki, Gökben Çiçek ha süpersiniz demiş. Yahya Akaya hey lehe lehe demiş. Evet, onlara da gelsin. Biraz makamına gel. Hadi bakalım. Devam edelim yine böyle. Bizim maceralarımız bitmez. Hele var ya. Gerçekten bir hafta sonra çok güzel bir parça imzamızı atacağız. Bir parça ben okuyacağım. Fikret İfrel Songül Hanım'ın bestesi. Fikret hocamız aranjörlüğünü yapıyor stüdyoda. Dur bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya, sürpriz. Bu arada sponsorlarınızı da bekliyoruz efendim. Reklam, sponsor, klibimiz olur, parçamız olur, Doğuş TV olur. Her türlü bekliyoruz. Sponsorluk önemli. Evet. Hadi bakalım. İster yüzümü güldür, istersen
geceye attı beni. Kaç kere yemin ettim, ah kaç gönüle de girdim. Sensiz yapamıyorum, bak yine sana geldim. Diline sağlık, diline sağlık, diline sağlık. Ama sayın izleyicilerim şunu da fark ettim. Yani şu ana kadar okunan şarkılar hep aşk üzerine yani. Yani ben bunu fark ettim. Yani aşk üzerine hep. Yani ne yapacağız bu işi yani? Yani hayırdır, bir çaba mı var, bir şey mi var, hep aşk üzerine böyle böyle. Şarkı vallahi barışmam. Vallahi barışmam dermişim. Şarkının sanki bana hizmet yapıyorlarmış gibi ayol. Yani böyle hep aşk üzerine, aşk üzerine. Hareketli bastır gitsin. Bakalım. Yani bastıralım gitsin böyle yani, hareketli hareketli. Allah Allah. Yani bazen böyle de deniliyor ya. Yar saçların lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. Yar saçların lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. O gül benim hayatımdı, ölürüm de vermem ele. O gül benim hayatımdı, ölürüm de vermem ele. Yar yarama, yar yarama, yar yüreğim oldu keman. Kavuşmamıza ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Kavuşmamız ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman? Yar gözlerin özüm özüm, eller gecem sen gündüzüm. O gözlere baka baka soldu yüzüm, soldu gözüm. O gözlere baka baka soldu yüzüm, soldu gözüm. Yar yarama, yar yar. Nesrin'im canım. Öpüyorum seni Nesrin. Hocam sizinle birlikte söyleyeyim ben. Peki beraber ya, okuyalım hadi. Beraber okuyalım. Ortak şöyle. Bildiğimiz bir şarkı. Hangisi olsun? Ay ben ya. Ay aklıma şöyle gelsin. Ya. Peki Sezen Aksu yapalım hocam. Ya olur olur. Niye böyle iyi? Vazgeçtim. Sen pes tarafını oku. Tamam. Ben tamam. Hadi. Biraz açabilir misin? Buradan mı söyleyeceğim buradan?
vazgeçtim gözlerinden vazgeçtim sözlerinden bir ahde yeter sessizce Tanımaz senin ellerini bilmez yüreğim bilmez yüreğini ah bu koku bu ten bu dokunuş ah bu delilik sar sar bedenimi yok olmak zamanı şimdi. Arkadaşlar emin olun. Hiç provasız yapıyoruz şarkıları. Nasıl oldu, nasıl etti bilmiyorum. Gerçekten sizin dediğinize sağlık. Evet Gülcan Çiçek demiş ki oh be demiş kulaklarımızın pası silindi. Seviliyorsunuz canlarım. Sude Nazahmet Can canım Gamze ablacığım süpersiniz demiş. Umut Sen Ocak demiş ki harikasınız yine göndermiş. Demek ki tamam. Demek ki herkes oturdu evi, bizleri izliyor. Artık denizde mi olur, evinde mi olur, çay içerken mi olur, araba kullanırken mi olur? Nerede izliyorsunuz bilmiyorum yani. Yerken, içerken, eder yani bilmiyorum. Herkese izlersiniz bizi. Arada bir tiyeyi de alalım. Hadi gel. Hocam gelsin yine gelsin, böyle güzelce. Ama kendi parçandan da bir tane bestenden de olursa. Gelsin. Evet. Hadi bakalım. Aşkımın gülü olsa da konuşsa kalbimin dili
küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla yazdım kalbimi. Solmadan gel artık aşkımın gülü. Olsa da konuşsa kalbimin dili. Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla. Sarar bulamazlar rüyada. Göremezler seni yazdım kalbime. Arasalar bulamazlar rüyada. Göremezler seni yazdım kalbime. Şeyle mi oynuyorsun Şahin? Bugün belki... Hangimiz şeyler yapıyor? Ne kadar çok doğal bir programı oldu bu böyle. Gerçekten ya. Ha. Ses gel. Biri gelmiyor diyor. Şimdi kamera gitti, biz gittik. Nasıl bir Şahin, ne yapıyorsun, bizimle oynuyor mu Şahin? Fazla spontane. Fazla doğal oldu. Aynen yani, fazla böyle iç içe falan. Şuradan olmazsa dönerlerimiz de gelsin, karnımız da çıktı dermişim. Ay canım benim ya. Şöyle bir dönerciye seslenelim, şöyle stüdyoya bize döner mi gönderiyor, baklava mı gönderiyorlar, ne gönderiyorlar, acıktık dermişim. Gönderirler mi? Biraz zor. Geçenlerde şeydeydim, yine bir kanaldaydım, televizyon programı yapıyordum. İnanır mısın, bir tepsi baklava geldi. Ay canım benim. Sağ olsun yani, bir tepsi baklava geldi. Bir an konuştum, bir baktım 15 dakika sonra baklava geldi stüdyoya. Böyle konuşurken bilmiyorum artık. Burada da öyle sürpriz olur mu? Ama yani. Yine de çok güzel. Bir bakıyorum. Abi Fikret Hocam yayındayız. Songül Hanım yayındayız. Çok doğal oldunuz. Bakıyorum ben doğal vallahi oldum. Oh sen, oh sen maşallah bize... ne kadar doğalız biz. Sen şimdi Songül Hanım sen şarkının sözlerine bakıyor. Gamze'deyim şarkısını, evet, senin için okuyacağız. Evet sizde. Hadi bakalım onu yapalım o zaman. Hadi onu yapalım.
Ay bir an böyle bir boşluğa düştük arkadaşlar. Evet sayın izleyicilerimiz. Ne yapalım, yayında böyle akışta olsun yani. Yapacak bir şey yok. Re değil. Allah Allah. Re değil. Do'dayız. Do. Köşe başında bir vefasız için yol göz.
sev. Ruhumuzda var. Deli gibi sevmek ruhumuzda var, deli gibi sevmek ruhumuzda var. Vallahi harika. Ben daha ne diyebilirim ki? Bende söz bitti. Yani kelimeler bitti zaten. Çok da şey yapmak istemiyorum yani böyle... Çok da laflarımla şey izleyicilerimizde boğmak istemiyorum. Sıkılmalarını da istemiyorum. Evet Gülcan Çiçek, bak Çiçek de göndermiş. Ay canım benim. Bugün teşekkür aklıma ne geldi Gülcan'ım. Biliyor musun Songül'cüğüm? Fikret hocam. Şimdi bir an böyle bir uzanıyordum. Böyle şey bir motive olayım dedim böyle. Şimdi dedim ki aklıma geldi. Şöyle bir şey geldi. Sen hemen bence kurarsın aklında. Şimdi şöyle düşündüm. Sana desem ki Songül'ü hangi ağaç türüne benzetirsin? Ya mesela bak şimdi ama bak esprisine oraya geleceğim. Bak şimdi hangi ağaç türü mesela? Bak limon ağacı var, çam ağacı var, kavak ağacı var, mesela gül ağacı var. Mesela bir sürü ağaçlar var. Mesela hangisini dersin? Ben de sana onun şeyini söyleyeceğim. Elma ağacı. Niye? Ne bileyim ben işimden geldim işte. Elma ağacı. Elmayı çok seviyorsun o zaman. Sen sordun diye cevap veriyorum. Bak şimdi mesela ben şöyle düşündüm. Mesela haksızsam haksızsın de. Mesela çam ağacı. Çam ağacı kadını yılda bir kere süslenir. Ben o detayları bak, bilmiyorum bilsem. Mesela o aklıma geldi. Çam ağacı kadını yılda bir kere süslenir. Çünkü Noel'de süslüyorlar çam ağaçları değil mi? Evet aynen. Mesela limon ağacı çok güzel koku verir. Mesela. Elma da güzel. Ben müziği şeye benzetirim bazen. Az önce bir konu vardı ya siz şey dediniz işte işi bilmeyen de çıkıyor, bilen de çıkıyor. Evet. Ben de şunu diyorum. Müzik bir meyve gibidir. Her meyvenin bir lezzeti vardır. Yani sen şarkı söylesin lezzetin başka olur. Ben söylerim lezzetin yani. Başka olur. Müzik aynen. Böyledir. Kimseyi tabii canım herkesin. Öyle tabii ki. Öyle tabii ki. Müzik böyle bir şey ama bir de şöyle bir şey müzik yani. Sanat ruhunu kaybetmeden. Evet, sanat ruhunu kaybetmeden. Yani sadece para kazanmak için bu işi yapmasın. Tamamen ticarete dönüşmesin. Ticarete dönüşmesin. Yani mesela şöyle çok güzel konuyu değiştirdin. Ama gül ağacı da her sene açıyor biliyor musun? Yaz kışı. Bence her yaz kış çiçek vardır. Bak niye kışında gülü buluyorlar, yazında gülü buluyorlar. Var, aynen. Şimdi ben ne demem lazım? Elma yanlış mı söyledim? Ya elmayı ben kestiremedim. Ne bileyim ben. Güzel. Ben ya de kafadan sıktım zaten. Baharda çiçek açıyor, yazın yiyorsun elma ağacı. Peki çam ağacı olsun hadi. Hele ayva ağacını kesinlikle yeme. Ayva ağacı kesinlikle deme bence. İyi ki ayva demedi yoksa ayvayı yedim derdi yani. Ne yapacağız? Senden yani? Bir hatıra. Bana bu şarkı bir gün gitsen bile hatıram yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile
hatıran yeter, hatıran yeter, hatıran yeter. Bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıran yeter, hatıran yeter. Bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıran yeter. Getirir zaman, bilinmez neleri götürür zaman. Aşk bir hatıradır maziden kalan. Bir gün gitsen bile yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran boşu boşuna. İşledim tüm günahlar boynuna, boynuna, boynuna. Koynuna, koynuna, günah boynuna. İşledim tüm günahlar boynuna, 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 günah boynuma.
ondan sonra gir yılanın koynuna, koynuna, koynuna. Ben diyecektim yani, hani dedin ya böyle hatıran yeter falan filan dedim. Bitirseydin diyecektim, sebepsiz kimse bir yere gitmiyor diyecektim. Dedin gir yılanın koynuna yani. Ya. Vallahi helal cevap olsun güzel Fikret oldu, Hoca aynen. Yani. Gerçekten şarkıları güzel bağladın, harikasın. Bir re üzeri Neşet Ertaş yapalım. Tamam. Hadi yapalım. Tatlı, hareketli evet. Yapalım. Tatlı dile güler yüze, doyulur mu? Ritim aç, ritim. Ritim açabilirsin. Ha, misket gibi falan. Aynen aynen. Evet. Biraz koştum koştum. Evet. Çünkü çok özendik. Gündüzden beri, 2-3 günden beri konuşuyoruz. Çok özendiğimiz için belki de saat 9'da başladık. Ama tabii programı saat 10.30'da bitireceğiz. Şöyle birkaç dakikamız daha kaldı. Ben Songül İflazi'ye çok teşekkür ediyorum. Eşi Fikret İflazi hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Ben doyamadım. Bak doyalırım dedi ya bir adam. Ben doyamadım sizleri dinlemeye. Çok teşekkür ederim. Her ne kadar beraber de olsak gündüz de akşam da böyle... Ben doyamadım. Mutlaka izleyicilerimiz de doyamadılar. Çünkü gerçekten biraz şey bir geçiş oldu. Ama mutlaka bir 2-3 hafta sonra tam böyle düzeltelim edelim. Gerçekten aynen. Çok güzel. İnşallah kısmetse de bizi takipte kalın. Kısmetse canlı canlı çok güzel bir gece düzenlemeyi düşünüyoruz. Buradan da duyurusunu aynen, yapalım. Aynen. Bizleri canlı canlı seyredebilirsiniz. Canlı canlı da dinleyeceksiniz bizleri. Tabii ki onu da şu an Eylül, Ekim gibi düşünüyoruz. Tabii tabii. Güzel bir projemiz var. Ben sözü ve müziği ve sonsuz sevgilerimiz, saygılarımızı Songül ve Fikret İflazi çiftine bırakıyorum. Sizler de izleyicilerimize bir şeyler söylerseniz ve sonra da müzikle. İnanılmaz mutlu oldum. Onur ettin bizi. Devam çok teşekkür yani. Ediyoruz. Hakikaten de tüm bir program bizi izleyen, daha evet. Bizi izleyen tüm kıymetli dostlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Evet. Müzikle kalın, güzellikle kalın diyoruz. Saygıda. Dost kalın, dostça kalın diyoruz. Şeyle evet. Devam edelim, doyurun. Hadi. Bir de Doğuş TV ekranlarından sayın izleyicilerimizle yayını bol bol paylaşın. Doğuş TV ekranlarından ayrılmayın diyoruz. Biz
her pazartesi Gamze'nin programında ben buradayım diyorum. Takipte kalın diyorum. Haydi bakalım. Doyulur mu, doyulur mu? Canına doyulur mu? Tatlı dile güler yüze. Doyulur mu, doyulur mu? Aşk ile bakışan göze. Doyulur mu, doyulur mu? Doyulur mu, doyulur mu? Canına doyulur mu? Cananına kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Doyulur mu, doyulur mu? Allah Allah, Şahin bitirdin beni Şahin bu hafta. Bitirdin Şahin. Allah. Allah Allah. Zülüflerin dökse yüze, yar badeyi sunsa bize, lepleri meyve verse, doyulur mu, doyulur mu? Zülüflerin dökse yüze, yar badeyi sunsa bize, lepleri meyve verse, doyulur mu, doyulur mu? Doyulur mu, doyulur mu? Canına kıyanlar mı? Canına kıyanlar, hakkın kulu sayılır mı? Doyulur mu, doyulur mu?